dedelerimden Havalı Hayat Hanım, gelini Deniz'le ilgili öyle bir konuda sitem etmiş ki kayınvalidelerden de tam destek almış. Allah Allah. Bakın Allah izleyelim. Beyhan Hanım. Efendim. Benim gelinime kızdığım taraflar da var. Ne? Çok inattır. Çok alıngandır, bana çok çektirir. Aa, ne oldu? Torunumu öptürmez. Aa, asla ve asla öptürmez. Uzaktan severim. Yani beğenmediğim taraflarım da var gelinime. İnsan torununu öptürmüyor. Neden öptürmüyor? Bilemiyorum, öptürmüyor. Ben de çok üzülüyorum. Ama siz şöyle kokluya, öpmek istiyorum. Ay. Kokluya. Ay kurban olurum. Ama sen gelinini çok methediyordun. Paşama. Çok iyi, çok şey. Evet, çok benim memnunsun. Benim gelinim dört dörtlük şöyle. Çok temizdir, evine düşkündür, eşini çok sever, evladına çok güzel bakar, evladına çok düşkündür. Fakat gelelim ki benim gelinim çok inatçı. Benim gelinim mutfağa gittiği zaman hemen gizli gizli seviyorum. Başka odalara götürüyorum, gizli gizli öpüyorum. Ay yazık ya. Seviyorum, böyle hasret gideriyorum. Ya. Yapacak bir şey yok be hanım. Olmaz öyle gerçekten ya. Yapacak bir şey yok. Yani artıları var, artıları çok var. Eskisi, eksiği de var. Şöyle işte. Bu eksinin eksisi. Beyhan Hanımcığım, bir çay istesem istekli yapmaz. Aa. O kendine kalmış bir şey. Ama sen de gelini çok methediyordun. Ne demek çay isterse yapar? Kendi isterse yapar. Anneciğim bak çay yaptım, gel beraber içelim. Hani ben böyle kızım Deniz, kalk bir çay demle de içelim diyemiyorum. Allah Allah. Bak yine ağladım. Hayatcığım, sen torununu sevemiyor musun? Yukarıda da ağladı Nursel Hanım. Şu an ağlıyor musun? Bir ağladım. Ben sana kıyamam. Nasıl torununu sevemiyor şu an anlamadım. Yani... Sevemiyor ki söylüyor. Ne Hayır demek? Ya öyle bir şey yok. Ben sadece pandemiden asla yalan dolayı... konuşmadım. Asla yalan dur, konuşmadım. Dur önce hayatı dinle. Ben... Dur kız dur gelin sus. Konuş. Yani şöyle gidiyorum kucağına alma diyor. Uzaktan sev diyor. Aa. Evet. Yani sen gizli gizli mi öpüp evet, evet. Torunu? Gözetliyorum. Gidiyor odalara mesela mutfağa bir şey alıyor. Hemen öpüyor. Hasret özür dilerim. Mesela canlandırma yapsak ne yapıyor? Ağlarım yani, o zaman ağlarım. Yap, he? Ağlarım. Ha, ne yapıyor? Yani sevmem bence mi? Sahte gözyaşları. Yok ben sahte biliyor. Sahte asla ağlamam. Sahte gözyaşları. Ya sahte niye olsun ya? Sahte gözyaşları. Şimdi mutlu bir şey olsun çok kaka atarım. Gelin ne diyor sana? Zorla hiç kimse ağlamaz. Ne diyor? Ağlayamaz. Ne diyor? Nasıl sevme diyor sana? Uzak dur diyor, uzaktan sev diyor. Bayağı böyle, tabii, tabii, uzak tabii. Dur diyor. Yemin ediyorum. Ne diyorsun ya? Aa, bir de yemin ediyorum. Deniz böyle mi? Ben evet. Konuşayım ama beni bir dinle tamam mı? Şimdi Nursel Hanım pandemiden dolayı ben zaten biliyorsunuz çok titizim, pimpirikliyim. Çocuğuma da evet yani bir şey olacak diye işte anne yüreği belki de bilmiyorum. Çok fazla böyle üstüne düşüyorum. Ama kayınvalidem pandemide bile altın günlerinden eksik olmadığı için... Maalesef ben de bize geldiği zaman ya çocuğuma herhangi bir şey olsa onun sorumluluğu bana ait. Kendi mi gelip bakacak? Hayır. En çok üzülen kişi yine ben olacağım bir anne olarak. Ben de çocuğuma zarar gelsin asla ama asla istemiyorum. Bir hastalık olsun. Ya ben çok çektim çocuğum hastalandığı zaman ki benim eşim astım hastası. Kayınvalidem de astım hastası. Kendisi de çok iyi biliyor ve benim oğlum 6 yaşına kadar astım hastası olma ihtimali var. Ve ben ona artık gözüm gibi bakıyorum çünkü eşimin ve kayınvalidemin ne çektiğini biliyorum. Şimdi bir hasta olduğunda, bir hapşurduğunda bile aman Allah'ım diyorum. Evet pimpirikliyim ama onun için. Onun sağlığı için, onun da torunu için. Ama hiç katılmıyorum. Gerçekten... Katılmıyorum sana. Asla. Hiç katılmıyorum. İstediğin kadar katıl ya da katıl. Bu benim düşüncem. Deniz, üslup olarak gerçekten mesela tam böyle yeltendi öpmeye... Serttir. Öpme mi diyorsun? Tam öp... Ya öpme demiyorum ama o benim zaten... tavırlarımdan ve davranışlarımdan anlıyor. Yeltenemiyordur ki kadıncağız. Yeltenemiyordur. Ya bak şimdi bir olayın iki tarafı var ya. Şimdi seni dinleyince çok haklı olduğun yönler var. Ama bu da babaanne ya. Ona da bayağı senin kadar hak düşüyor. Ama yani. Nursel Hanım şöyle bir durum var. Ben kendisine dedim ki birazcık gezmenden vakit yani daha doğrusu birazcık gezmelerine ara ver dedim. Ya sürekli ya pandemi var. Biz de korona olduk ve biz korona olduğumda ben 2 gün çocuğumu kayınvalideme bıraktım. Ve o 2 gün bana o kadar zindan geldi ki şimdi kayınvalidem evet şu an ağlıyor ama ben ağladığının ben sahte gözyaşları bana göre. Allah'ın sopası yok, Allah'ın sopası yok, Allah'ın sopası yok kapıya getirdi, Allah'ın sopası yok. Sakınan göze çöp batar. Şey Hayat abla o 2 gün sana bıraktığında Allah
Yani oğlum astım, ona mı üzüleyim ama o gün bayramdı. Karı kocaya bayram. Allah'ım ya. Ya ama torununu bakın sevemiyormuş yani o yüzden bayram. Bayram, bir bayram. Herkes biliyor. Bir bayramdı yani. Ne yaptılar onu da bilmiyorum ama o iki gün bana zindan oldu. Zaten daha sonra oğlumun da korona olduğunu öğrendik. Onda da yani benim ne çektiğimi eşim ve ben çok iyi biliyorum. Kaç yaşında oğlunuz? 2,5 yaşında. Küçük. Ay buradan öpüyorum onu. Küçük ve gerçekten çok kurban zor atlattı. Ve ben gece oturup şu onun başına sabahlara kadar Deniz, ağladım. Dur. Yani diyorsun ki bu yaşadığımız virüslü günler sebebiyle böyle bir şey yapıyorum diyorsun. Bebekken de öp koklatmıyor muydu? Ama bebekken yeni doğar doğmaz o çocuk zaten... Ya Deniz ve... kız dur az. Kadını merak ediyorum ya. Üzülüyor bir dinlesene doğdu kadını. Doğalı. Doğdu doğalı. Ya anlatsana Hayat abla. Ya işte mesela benim hayalim... Ama şimdi... Yani benim hayalim böyle... Neydi hayali? Deniz, lütfen. Torunumu alayım, bir kere yıkayım onu, bir kere yıkayım. Ondan böyle koklayayım, böyle koklayayım, koklayayım. Oğlum evlense, bir torunum olsa, onu bir koklayayım, böyle koklayayım. Ay yazık. Torunu içinde ama hiçbir şey yapmıyor, sadece öpeyim, koklayayım, bu kadar. Özür dilerim, yani diyorsunuz ki vermiyorsunuz, biz de inat ediyoruz. Torunumuzu görmezsek biz ne verelim bunlara? Sorarım size. Ne? Ne? Hani diyorlar karşılık maddi yönden mı? Diyorlar ya maddi yönden. Ben torununu sevdirmediğim için bize bir şey vermiyormuş onu söylüyor. Aa. Açıkçası yani torunumuzu göremiyoruz. Ay Hayat abla dur ama şu an değişik bir şey söyledin. Bana sevgide sınır koyduğu için ben de maddi olarak onlara destek olmuyorum aynen, diyorsun. Bravo. Aynen. Aynen. Bunu güzel övüne övüne söylüyor. Bize de söyledi daha önce. Yani vermiyorum ama... size dedi ve kesti. Bir saniye dur. Deniz, Hayat abla öpüp koklamana izin verse bir kerecik yıkasan akıtacak mısın onlara maddi olarak? Tabii tabii tabii. Allah tabii. Allah bu nasıl bir şey şu an ama dur. Öyle yani insan kızıyor bir yerde ama. Parasıyla öpeceğim koklayacağım. Ama insan şey kızıyor mu? Öyle demeyin yani kızıyorsunuz yani. Ama şu yani. An senin söylediğin de çok hoş değil yani. Vallahi kızdık yani biz de kızdık. Bir tane evladım, bir tane öyle. Torunum var ama öyle demeyin. Dedeye de mi izin tabii. Aa, tabii. Kayınpederim de aynı şekilde. O da sürekli dışarıda. Bunların evini, bunlar evini sadece otel olarak kullanıyor. Senin eşin de dışarıda gidiyor. Çalışıyor. Ama eşim işten eve evden işi. Bu kadar. Özür dilerim. Benim eşim kendini zaten çok iyi koruyor. O da astım hastası olduğu için korumakla zorunda. Bir tane de çocuğu var. Ay kime ama Antalya'ya gittiler. Antalya'ya kaç defa gittiler? Hakime şu anda sevgili izleyicilerime hemen dönüyorum. Sosyal medyadan soruyorum şu an konuştuğumuz konu. Deniz ben çok titizim ve bu süreçte kayınvalidem hiç yerinde durmuyor. O yüzden de ben korktuğum için eşim de astım olduğu için öpüp koklamasına onda kalmasına izin vermiyorum diyor. Kayınvalide de diyor ki ben torun diye yandım bir kere öpüp okşayamıyorum bir kere bile yıkayamadım diyor. Sizce kim haklı? İki tarafı da dinledik. Kendi annen seviyor mu? 3-4 defa şeyde koronada evet. Antalya annesine kendi gittiler. Kendi annesi seviyormuş. Ki kim? Tamam benim, gitsin. Benim annem Antalya'da oturduğu için geldi. Yani Nusen ben şunu da konu geçtiği için söylüyorum. Bir saniye. Kendi annen seviyor mu? Kendi annem geldiği zaman zaten bu yıkamama sebebi de şuradan başlıyor onu da söyleyeyim. Yeni doğduğunda kırkı çıktıktan sonra yıkanır ya bebek. O zaman yok muydu kayınvalide? Yanındaydı ama çocuk tutmasını bilmiyor ki. Çocuğu nasıl kız tutur? Nasıl bilmiyor? Senin eşini kim büyüttü? Pardon. Unutmuşsun demek ki benim eşim 35 yaşında. Senin eşini kim büyüttü? 35 yaşında unutmuşsun demek ki. Kolunda yine bu tabii cincik bıncıkları. Burada işte senin eşini kim büyüttü? Yüzük çocuğu yıkamaya çalışıyor. Ya onun cildi ne? O hayır, daha 40'ı canım, olur doğmadı. Mu öyle? Hele bir dene. Bunlar takılı olacak mı bakayım hele? Evet gördüm. Torunuma ben canım feda. Canım feda. Ben yine orada da kalbini kırmadım. Anne sen dur dedim. Ablam da daha ya ablamın da çocuğu o zaman 2 yaşındaydı. O daha atma, iyi bilir Deniz, dedim. Atma şimdi burada atma. Ne atıyorum ya? Hayır hayır alakası yok. Hayır hiç şu an bence sen atıyorsun o zaman. Hayır. Öyle bir şey yok yani. Yani şöyle Nursel Hanım torunumu şey yaparken ben nasıl bunları takayım Allah aşkına? Kendi bebeğin bir yerini gördüm. Ben bir, o yüzden bebeğin sana... bir yerini çizer. Dinlemiyorsun ki. Yani ben onu gözüme kıymazken nasıl öyle yapayım? Senin o kocanı da ben büyüttüm belki. Bu arada. O an belki düşünemedin. Senin eşini de ben büyüttüm bu arada. Nasıl büyüttün acaba? Allah çok Allah. Güzel büyüttüm. Hem çalıştım hem baktım. Valla küçüklüğünü bilemediğim için bir şey diyemeyeceğim. Oo, yani
mesela kayınvaliden ni denemek için bir sürü şey yaptığını düşünüyorum. Mesela biberon verdin mi eline kayınvalidenin bir kere? Şans verdin mi? Hayır, vermedim. Zaten şöyle bir durum var. Benim loğusalığım da yani benim loğusalığım çok kötü geçti. Onu kabul ediyorum. Yani çok agresiftim. Yani gerçekten öyleydim. Çok agresiftim. Ve yanımda böyle çok kimseye kabul etmiyordum. Yani belki de o çocuğun sorumluluğunu hani ne yapacağım çok bocaladım. Ama dediğim gibi çok yıla yanımda kimseyi istemiyordum. Ben aynı şekilde hastane odasında da onu söyledim. Yanımda dedim kimse olsun istemiyorum. Eşim burada dursun. Zaten hemşireler var. Yardım da ediyorlar. Anne? Annem çalışıyordu. Onun haberi yoktu. Aniden doğum başladı. O bir iki gün sonra geldi. Hayat abla, bir kere bile emziremedin mi biberonla çocuğu? Hep ağlatacak mısın beni? Hiç vermedin mi biberon? İstedin mi? Bir ver bir kere ben doyurayım dedin mi? Kız o bebekken öpüp koklayamadın mı hakikaten? Asla, yemin ediyorum sana. Almadın mı hiç kucağına? Abartıyor şu an ya. Kucağına almadın mı bize geldiğinde? O da böyle nasıl? Ama Deniz neden öyle söylesin ya, yapsa? Yapmamış. Ya ben verdim, yine kucağına verdim. Hatta eşim de dedi bana, o zaman eşim de Allah var dedi ki biraz tutsun, düşürmez, bir şey yapmaz, ben de yanında olurum. Çünkü benim pimpirikli olduğum eşim de çok. Eşin de lütfen yani versin, vermedi. Daha sonra işte neyse elini aldı, öptü, hatta kokladı mı artık ne yaptıysa. Zaten ben odada durmadım, duramam. Ben odada duramadım, öpme çok yok, ciddiyim, duramadım. Öpme yok, hayır. Bilmiyorum, ben yoktum zaten. Uydurma, öpme yok. Bilmiyorum diyorum. Hı-hı. Uydurmuyorum. Yani öpme yok Nursel Hanım. Şöyle dedim ki Denizciğim, aynen böyle kızım dedim, ablasıyla annesi hep yıkıyor. Uzaktan ben seyrediyorum. Bir kere yıkadılar. Bir kere de. Bir kere yıkadılar. Bir kere ben yıkayabilir miyim? Çünkü hep o içinde hep ukutabiliyor musun? Bir o bileziklerle yıkardın o küçücük Denizciğim, bebeği. Denizciğim bir dakika bak, hep araya giriyorsun ya. Sen de olacaksın babaanne. Ben şu an babaanne, evde sizi bak düşünebiliyorum ha. Sen harbiden birazcık yavaş atın. Kim dedi kız? Aynen, sessizlerden korkun, sessizlerden. Benden bak, korkmayın. Bak ilk gün geldiğinizde ne dedi bu kadın senin için? Yavaş atın dedi, tekmesi dedi. Bak harbi susmuyorsun Deniz. Kadını bir dinlesene. Konuşsun. Söyle Hayat abla. Ya dedim ona işte. Hani bir kere de ben yıkayım Deniz, bana haber verir misin? Tesadüfen gittim, yıkıyorlar ya Deniz'im. Ay yıkıyorlar işte canım dedi bana. Ay yıkıyorlar canım, neyi var? Yıkıyorlar işte canım. Kim yani yıkıyormuş? Benim hayallerimi elimden aldı. Yıkayan Deniz. Kim? Deniz benim hayallerimi elimden aldı. Yıkayan annesinin ablası. Yok artık